Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere İstoç Oto Ticaret Merkezi'nden sesleniyoruz. Askar İstoç markasına konuk olduk ve firmanın sahibi Sayın Fikret Şimşek ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar. Merhaba. Burada bulunmak gerçekten çok keyifli. Röportajın başında da lanse ederken marka dedim, dikkat ederseniz. Gerçekten Askar İstoç artık bir marka olmuş durumda. Diliyorum ki ilerleyen yıllarda da bu markayı korumak kalacak sizlere. İlk önce hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ondan sonra bu mevcut bulunan otomotiv sektöründe ticaret taksi işletmeciliği üzerine ve lüks otomobil üzerine 1986'dan beri Laleli'de faaliyet gösteren firmamız 2013 senesinde İstoç Oto Ticaret Merkezi Askar İstoç markasıyla kırmızı taksi, taksi dolmuş ve hatlı minibüs tabir edilen ticari top taşıma işlemlerinde faaliyet göstermektedir. Süper. Buraya dönüp baktığım zaman 1986-2016, geçen koca 30 yılı görüyorum. Çeyrek asır geride kalmış, yarım asırlara doğru adım atılmış. Peki burada ticaret taksi deyince aklımıza neler gelmeli? Aranılan şartlar nedir? Herkes buraya ha deyince taksi almaya gelebilir mi? Gibi gibi gibi. Ticaret taksi faaliyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve diğer illerdeki kanun ve şartnameye dayalı belirli kuralları var. Top taşıma araçlarında ben kızımı veya siz oğlunuzu veya işte atıyorum hastanedeki hastayı yeterli derecede faaliyet gösterebilmek için hem taksi şoförleri hem de taksi plaka sahibi olmak isteyen insanların belirli şartları var. Biz de bu firmamızın uzun süreli tecrübeli yaptığımız işlemlere göre herkese kolaylık sağlamaktayız. Fakat biz taksi plakası sahibi olanlar İstanbul'un elit insanları ve aynı zamanda ticari taksi kullanan kullanıcı şoför arkadaşlarımız ve sahipleriyle beraber İstanbul'u çok iyi bilen insanlar. Burada önemli olan şey ticari taksi plaka sahibi olmak veya hattı minibüs sahibi olmak değil. Aynı zamanda vatandaşımızın tamamına top taşıma sektöründe kaliteli bir hizmet verebilmekteyiz. Bundan dolayı da bütün vatandaşlarımızın tamamı güvenilir bir şekilde ticari taksi plakası ve taksi dolmuş plakasını Askar logolu taksi plakası ve logo etiketi olan bütün taşıtlarında %100 can güvenli hizmet vermekteyiz. Vallahi o kadar keyifli anlattınız ki bu işi sevdiğiniz yüzünüzden okunuyor. Diliyorum ki bu heyecan ilerleyen nice 30 yıllar boyu bizlerle olsun. Burada demişsiniz ki sadece ticari araç değil, normal lüks araçlarda ikinci elde gerek alım gerek satımlarda da siz vatandaşların emrindeyiz. Anlatalım mı biraz? Tabii ki. Şimdi bizim firma olarak ismimizin öne çıkmaktaki en büyük başarısı biz piyasada İthal diye tabir edilen hiçbir araç satmayız. Yani biz lüks aracı olan herkes şunu çok iyi bilir. Biz lüks araba markalarının tabii ki isim teneffüs etmeyeyim ama yani işte ünlü markalar diyelim. Ünlü markalar diye belirtelim buna. Ünlü markaların tamamının bayi araçlarını satıyoruz. Ve aynı zamanda ticari taksi ve hattı minibüs ve taksi dolmuşa girebilen devletin uygun gördüğü kişi ve sayısına göre işte 8+1, işte 5+1, 7+1 diye tabir edilen araçların da bayi araçlarını satmakla yükümlüyüz. Biz ikinci araçlarımız da aynı şekilde. Biz de Türkiye Cumhuriyeti kurallarına uygun ithal araba satan bayiler ve diğer firmaların dışında mevcut bulunan açtığımız Askar Plaza 7 yıl önce açtığımız yerde ve Askar İstoç'ta tamamı bayi araç satılmakta. O yüzden bizden araç alan, lüks araç alan ikinci el veya sıfır. Araç alan herkes aracı %100 orijinal ve güvenli bir şekilde kullanıp tekrar da kendi düşük kilometre kullandıktan sonra belirli başlı kilometre tekrar satmak için de bize giriyorlar kendileri. Süper. Hiç endişelenmeyin. Aracınızdan sıkıldığın anınızdaki geri dönüş adresi de belli. Askar İstoç diyorsunuz o zaman. Doğru. Şu an Türkiye'de ilk defa olan vergi indirimi ile ilgili düşüncelerinizi almak isterim. Evet, şu an Türkiye Cumhuriyeti'nde mevcut bulunan ticari top taşıma araçları ile ilgili şu anki mevcut bulunan sistemde özel taşıt vergisi denilen bir vergi türü var. Atıyorum tabiri caizse ilk önce araç fatura kesilirken çıplak bedelle 30.000 TL'lik bir araç için bahsedeyim. 30.000 TL olan aracın üstüne ilk önce katma değer vergisi,
Daha sonra özel taşıt vergisi eklenerek toplam bir rakam çıkartıp toplam bedeli 55 bin liraya mal oluyor idi. X bin marka için. Şu an mevcut bulunan devletimizin piyasa koşullarını göze alınarak ticari taksi ve toplu taşıma araçları ve şehirler arası otobüsler bunların tamamında özel taşıt vergisini almayacak. Arabanın çıplak fiyatı olan maliyet fiyatının üstüne katma değer vergisi konulup o şekilde aracı bir defaya mahsus olmak üzere aynı zamanda şehit, eş ve çocukları ve aynı zamanda ticari toplu taşıma araçları, ticari taksiler, ticari dolmuş plakası ve hatlı ticari minibüsler için 30.06.2019 tarihine istinaden bir defaya değiştirme hakkı veriyor. Burada en önemli bir şey de şu var, çoğunlukla sorulan sorular. Ben ticari taksi aracımı değiştirdikten sonra kaza yaparsam ne olur? Evet, ticari taksi plakanızı, aracını ÖTV indirimli aldıktan sonra kaza yaptığım zaman devletimiz bununla ilgili gerekli maddeleri ve hususları belirtmiştir. Bununla ilgili de askaristoç.com adresinden takip edebilirsiniz. Peki efendim, bu keyifli hizmetinizden gerek ticari anlamda gerek özel anlamında sadece İstanbullular mı yararlanıyor? Tabii ki şu an için internet sitemizde 81 ilimizden ve yurt dışından da aynı şekilde, mesela şöyle düşünün, Artvin Hopa'da bir müşterimiz işte bir sezon boyunca çayını biriktirmiş, evindeki birikimleri biriktirmiş, X bir marka aracı, işte ben 20 gün sonra çayımı satacağım, bu kadar param birikti, bir miktarım eksik, bu aracı bana ayırır mısınız, kapora göndersem olur mu deyip bu şekilde il dışı ve şehirler arası araç satmaktayız. Aynı zamanda ticari taksi plakasında da adam, müşterimiz daha doğrusu hanımefendi, Belçika'dan arıyor. Diyor ki ben İstanbul'da artık yaşamımı devam ettireceğim. Çocuğumun işte bir mesleği yok. Belçika'ya, İstanbul'a gireceğim. Çocuğum burada meslek olarak taksi şoförlüğü yaparak taksi plakası almak istiyoruz. Bundan dolayı fiyatlarını Belçika'dan verip oradan işte irtibata geçirip oradan anlaşmalarımızı yapıp kendisi İstanbul'a gezen gerekli olan çalışmaları böyle devam ediyoruz. Süpersiniz. O zaman burada diyorsunuz ki Askar İstoç olarak tüm Türkiye'me ve hatta onu da aşarak tüm dünyaya bir ala kadar, bir tık kadar yakınız. www.askaristoç.com. Düşünüyorum bu keyifli röportajdan sonra ileriye yönelik hedefler de büyük olmalı. O zaman soralım, ileriye yönelik hedefler neler? Toplu taşıma sektöründe İstanbulluların tamamını ve aynı zamanda büyükşehir illerimizde Ankara ve İzmir. İstanbul tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin mega kenti, dünyanın göz bebeği. Kesinlikle. Doğal olarak da İstanbul'da biz şu an için %85'ini hükmediyoruz. İstanbul ünlü toplu taşıma araçları. Bundan sonraki hedefimiz ilk önce Ege'nin göz bebeği İzmir, daha sonra Anadolu'nun başkenti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara. Bunlarda da gerekli olarak şubelerimiz açılacak ve buradaki, bu şehirdeki vatandaşlarımıza kaliteli hizmet vermek için çalışmamıza devam edeceğiz. Vallahi ben de yürekten diliyorum ki nice 30 yıllar boyu değişmeyen kaliteniz, güveniniz, müşteri memnuniyetiniz ama hep bu gülen yüz bizlerle olsun. Saygılar olsun efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, İstoç Oto Ticaret Merkezi'nden Askar İstoç'a teşekkür ederek ayrılıyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.